Merhaba, Ege TV'ye selam ve saygılar. Ben Mikail Ayan, Mikro Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Şimdi tabii bu koronavirüsten ilgili bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de ciddi manada etkilemiş durumda bu virüs. Onun için ekonomik olarak ülkeler zor durumda, aynı zamanda Türkiye için de konuşuyorum. Bizim bir işveren olarak yapmamız gereken şu anda bünyemizde çalışan insanları kendi mahiyetimiz doğrultusunda, kendi kararlarımız doğrultusunda kira gelirlerimizi virüs dönemi boyunca almamak. Ha benim topluma mesajım nedir? Toplum eğer ki durumunuz müsaitse, iyiyse bu ev sahiplerine de söylüyorum. Kiracıları da ilgilendiren bir konu. Mümkün olduğu kadar bu dönemde birbirimize dayanışma içerisinde olalım. Toplum olarak zaten yardım ve dayanışmayı çok severiz. Her şeyi hükümetten beklememek lazım. Zaten hani biz başka bir ülkeye de benzemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olduğumuz için Cumhurbaşkanımız da ne demiş? Biz bize kampanyası. Yani Türk toplumu dayanışmayı sevdiği için gidip de IMF'ye, Dünya bankalarına burslanacağımıza kendi içimizde bu topluma bir çare olsun diye dertlerimize derman bulmamız gerekiyor. Yani şu anda kendisi tokken komşusu açsa hani bu İslamiyet'te de böyle bir şey yok. Bizim yapmamız gereken birbirimize dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Yani benim durumum müsaitse, kiracılarım varsa, bunların durumu da müsait değilse, hani yerde işlemiyorsa, kapalıysa vicdanen de insanların düşünmesi gerekiyor. Burada çalışan birçok insan var, bir sürü insan var. Ben Adıyamanlıyım mesela, Denizli'de bir iş merkezim var. Oradaki çalışan kiracılarımızın zor durumda olduğunu gördüm. Gördüğüm için de onlar söylemeden, ben tabii bu zor koşullarda kendilerini arayarak ve kira almayacağımı beyan ettim. Bu yaklaşık birkaç ay olacak. 100-150 milyar civarında kira gelirimizi almayacağız. Çünkü şu anda onlar çalıştırmıyor orayı. Onlar da evine oradan ekmek götürüyor. Bu durumda olan insanlara hani işveren kişilerden bahsediyorum tabii. Gerektiği kadar ellerinden yardımcı olsun. Efendim, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Abdullah Çoban. İşletmenin sahibiyim. Sena Tekstil olarak geçiyor. İhracat çalışıyoruz. Tabii şu anda ihracat yapılmadığımız için elemanların çoğunu izin vermek zorunda kaldık ve bu süreçte sıkıntıya düştük. Bunun için dükkan sahibimiz Mikail Bey Adıyaman'da. Bunun için bizi yardımcı olmasını kendisi iletti ve 2 ay bizden kira almayacağını söyledi. Bunun sebebiyle bu örnek bir teşkil etsin. Durumları iyi olan dükkan sahipleri bizim gibi mağdur olan insanlara yardımcı olmasını dileriz hep birlikte. Tabii bunun için aşağı yukarı 30-35 yakın eleman çalıştırıyoruz. Tabii bunlar da mağdur oldu. Biz de mağdur olduğumuz için bu şekilde bir yardımcı olmasını kendisi iletti. Bundan çok teşekkür ederiz yani kendisine. Herkes de örnek olmasını isteriz. Biraz eleman getiriyoruz. Yarım yarım getiriyoruz. Komple çalıştırmıyoruz. Onun için o şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii ister istemez üretimimiz de çok düştü. Böyle yani.
de kolaylıklar diliyoruz. Malumunuz gündemimiz koronavirüs. Sizler de işletme sahibisiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Hoş geldiniz her şeyden önce. Ben Leyla Korukçu. Kardelen FX ürünlerinin işletmecisiyim, sahibiyim. Pınarkent'teyiz, ikamet ediyoruz. Korona virüsü yüzünden biliyorsunuz ortalık çok sıkıntıda. O yüzden işlerimiz bayağı bir durdu. Bu yüzden mülk sahibi bize güzel bir iyilik yaptı. İki ay aylığını almayacağını söyledi, ücretini. Kendisi Adıyamanlıdır, bir kaylayan. Biz Denizli'de ikamet etmekteyiz. Dileriz ki Denizli'deki bütün mülk sahipleri biz gibi mağdur olan esnaflara böyle bir büyük bir iyilik, bir güzellik yapsın. Hani sesimizi buradan duyurmak istedik. Peki şu an için durumlar nasıl? Şu an durgun, evet çok çok durgun. Ayrıca bize bu mülk sahibi için ayrıca bu yaptığı iyilikten dolayı Allah ondan razı olsun, teşekkür ederiz. Buradan da çağrı yapmış oluyoruz. Evet. Diğer dükkan sahiplerine de örnek olmasını istiyoruz. Evet, örnek olmasını istiyoruz, evet. İnşallah bütün mülk sahipleri sesimizi duyar, bütün esnaflara yardımlarını sunarlar yani. Aynı zamanda bir an önce de bu koronavirüs belasından kurtulmak için. İnşallah, Allah'ın izniyle inşallah bir an önce bu virüsten kurtulalım, eski halimize dönelim. Öncelikle sizlere kolaylıklar diliyoruz. Malumunuz koronavirüs var. Bu nedenle de sizler de işletme sahibisiniz. Sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Öncelikle ben sizleri tanımak istiyorum. Ardından da bununla ilgili mülk sahibinizin yaptığı bir güzellik var. Ondan bahsedelim isterseniz. Evet, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum size. Evet, koronavirüs tedbirler çerçevesinde şu an zor bir süreç geçiriyoruz. Bununla ilgili mülk sahibimiz, yaklaşık 4 senedir ben burayı işletiyorum. İsmim Eşref, yerimiz Pınarkent'te. Mülk sahibimiz Sayın Mikail Ayan Beyefendi, şu an kendisi burada değil zaten, Adıyaman'da. Bizi arayarak bu zorlu süreçte bize destek olacağını söyledi. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili bu zor süreçte 2 ay kira almayacağını belirtti kendisi bize. Biz de bunu kiracılar olarak, burada 3 tane kiracıyız biz kendisinin. Üçümüz olarak ona teşekkürlerimizi sunduk zaten bununla ilgili. Ayrıca bu davranışı tüm Denizli ve tüm Türkiye çapındaki mülk sahiplerine ve kiracılarına destek olmasını biz diliyoruz. Bunun bir örnek davranış olmasını istiyoruz. Ayrıca devletimizden de tabii ki devletimiz sağ olsun şu an yoksullara, maddi geliri olmayanlara büyük katkıları var. Biz de küçük esnaflar olarak biz de bunu talep ediyoruz devletimizden. Biz de sonuçta 10 Mart'tan itibaren burada bir iş yapmıyoruz. İşlerimizin %80-%90'ı bir zarara uğradı. Şu an bir işimiz yok. Gerçi biz işimizin başındayız. Geliyoruz, paket servisimizi yapıyoruz. Gel al götür servisimiz var, mevcut, ama yine de eski şeyler yok. Yani eski işler, eski kazancımız yok. Benim burada elemanlarım vardı. Bu koronavirüs salgını nedeniyle elemanlar sosyal mesafeyi ve devletimizin evde kal çağrısına uyarak kimse işe gelmedi şu an. Gelmek de istemiyorlar. Biz buna saygı duyuyoruz tabii ki. Biz yine işimizin başındayız. İşimizin başına geliyoruz. Müşterilerimiz mağdur olmasın. Kendimiz de tabii mağdur olmak istemiyoruz ama dediğim gibi biz bu yardımları devletimizden de istiyoruz. Yani lütfen diyoruz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, kim olursa yani destekleri var ama küçük esnaflara kredi gibi destekler sağlanıyor gerçi ama biz bundan değil, daha olarak maddi olarak veya vergi alınmaması, evet bir 4-5 aylık bir öteleme söz konusu şu an gündemde, öyle şeyler var ama biz bunu öteleme olarak değil de hiç alınmamasını talep ediyoruz devletimizden. Çünkü gerçekten biz şu an çok zor durumdayız. Sağ olsun bizim mülk sahibimiz Mikail Bey bunu 2 ay ben kira almayarak bu kampanyayı başlatmış bulundu kendisi. Biz kendisine teşekkür ediyoruz ama bu davranışı bütün mülk sahiplerine, iş yerlerindeki
kiracılarına ve ayrıca ev sahiplerine de örnek olsun istiyoruz. Gerçekten şu an ülkemiz zor bir dönem geçiriyor. Bu zor dönemde hepimiz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, hepimiz birlikte başaracağız. Hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Biz birbirimize destek olmazsak bu işleri atlatmak zor olur. Yani temennimiz bu yönden. İnşallah dediğimiz gibi her şey düzelir. Bir an önce bu sorunlar çözülür. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi evde kalalım Türkiye, hayat eve sığar. Bu şekilde, bu sloganla biz de bu şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizin sayenizde bu röportaj yapma şansımızı yakalamış olduk. Teşekkür ederim size.